Ya katliama zaten birinci de eve saldırmışlardı zaten Mayıs ayında, 12 Mayıs'ta. Gece saldırıyorlar eve. Ondan sonra tabii ki kız kardeşim yoğun bakımda kaldı. Ameliyat oldu. Rahmetli abim gene aynı ameliyat oldu. Yoğun bakımda kaldı. Tamam gel gel. Hatta 5-6 ay falan da böyle yani olayın farkında bile değildi. Öyle büyük ağır darbeler almışlardı. Rahmetli Hadi. babam keza gene öyle. Bu esnada herhangi bir koruma talebinde falan yani çok bulunduk ama herhangi bir koruma falan verilmedi. Hiçbir kurum tarafından verilmedi. Daha sonradan da katliam oldu. O gün bugündür ne değiştirdik derseniz hiçbir şey değişmedi. 2 sene geçti üstünden. Sadece katliam olayında bir kişi içeride. Aileler aynı, isimler aynı, yargılananlar aynı. Ama içeride bir kişi var, sadece katil. O da kameraya yakalandığı için. Yani kamera olmasa onu bile içeri atmayacaklar. Yani bu tutumu Kürt olduklarından kaynaklanıyor yani. Kürt olduğumuzdan kaynaklanıyor. Yani tabii ki hükümetin hani Kürtlere karşı davranışları farklı olduğu için insanlar öyle kinleşebiliyorlar. Cezasızlık politikası olduğu için de hani ben bugün öldürürüm, yarın dışarı çıkarım, 2 gün sonra çıkarım, 2 sene sonra çıkarım, bir şekilde çıkarım yani. Çünkü devletin politikası belli zaten. Onun için kirleniyorlar yani, yoksa karşı taraf Kürt olmasa böyle bir kinleri de olmayacak. Böyle bir durumda kaynaklanmayacak. Kürt değil, Türk olsaydı emin ol yargılananların hepsi içerideydi şu an. Saldırı gecesi zaten rahmetli abimle konuşuyordum ben. Yani kanlar içinde beni görüntülü aramıştı, konuşuyordum. Hepsi eve saldırmışlardı. Biz işte ülkücüyüz, sizi öldüreceğiz burada diye. Yani onların ifadelerini bile kimse dikkate almadı. Devlet dikkate almadı. Ne emniyet olsun, ne valilik olsun, ne kaymakamlık olsun. Böyle bir koruma talebinde bulunduğumuz halde vermediler. Yargılama süresi demeyelim de bir tiyatro. Bir tiyatro yani. Hepsi talimatla görülüyor. Hakim birkaç defa reddi hakim yaptık. Hani hakimlerin davranışlarından dolayı bizi hepimizi zaten dışarı çıkardılar ve yeniden devam ettiler mahkemeyi. Halbuki böyle bir şey olmuyormuş. Reddi hakim yaptığında mahkemenin bütün şeylerini durdurması gerekiyormuş. 3-4 defa yaptık. Onlar da talimatla çalıştıkları için sonuç belli zaten. Peyderpey hepsini çıkardılar zaten dışarı. 2 sene geçmiş olayın üstünden. Yani dediğim gibi hani ilk 3-4 ay falan böyle hani çok ilgiliydiler. Hani merak etme, hani katiller cezasını çekecekler. Deliller ortaya çıkmaya başlayınca bunlar ellerini çektiler bu işten. Yani daha çok herhalde mahkemelere daha çok baskı uyguladılar. Hani mahkemenin sonucunu bildikleri için gelmiyorlar. Ama bu olay nereye kadar giderse gitsin, kimin yanına giderse gitsin, bu olayın sonuna kadar takipçisiyim ben. Hani ailede kalan tek ferdim. Sonuna kadar da takipçisi olacağım.